mi? Yani yani buna elbette karşı çıkacağız. Sen de karşı çıkacaksın. Senin e, namus borcundur bu tür davranışlara karşı çıkmak. Bu ülkede demokrasi yerleştireceksek e, bu şekilde müdahalelere razı olmamamız lazım. Bakın Bakanlar Kurulu yetkisinde olan bir madde. Yurttaşlık yasasında. Diyor ki yani bu ülkeye çok büyük hizmetlerde bulunacağına inanılan yatırım yapacak yahutta da işte Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit gibi hizmetleri geçmiş insanlara onursal yurttaşlık maddesidir o. Bu Bakanlar Kurulu o İçişleri Bakanlığı süreçlerinden yıllarca burada ikamet çubu onları beklemeden böyle bir fahri onursal vatandaşlık verebilir diyor o madde. E kardeşim sen bunu istismar ettin. Sen bunu suistimal ettin ve getirdin Ahmet Mehmet karısı Hüsniye oğlu kızı Hatice ne adres ne soyadı hiçbir şey yok. 1516 bak rakam tam belleğimde kalmış. 1516 kişi 2003 seçimlerinin arifesinde vatandaş. Ben bunlara karşı çıktım. Yanlış mı yaptım? <laughs> Bence çok doğru yaptım. Çünkü bugün dediğim gibi yıllardır bu topraklarda olan insanlar bile bunları istemiyor. Yanlış. Umarım bundan sonra bu süreçler bitti. Bir şey daha söyleyeyim. Bu yurttaşlar, yıllardır burada olan yurttaşlar, 2003 Annan Planı referandumunda oy vermiş olan insanlar. Yani Birleşmiş Milletler bile bu insanlarımızın varlığını kabul etti. Evet, evet. Öyle değil mi? Evet. E bunların Birleşmiş Milletler'in bile varlığını kabul etmiş olan insanları akıncı gemiye koyup yollayacak geriye. Böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Yani bu da bu yakıştırmaları yapanlar belki çok çok kenarda kıyıda kalmış, hiç televizyon izlemeyen, benim ne dediğimi duymayan, beni hiç ama hiç tanımayan ya da tanımak istemeyen bazı insanları belki aldatabilirler. Ama toplumun çok büyük bir çoğunluğu Sus. Türkiye'den yıllar önce gelip yerleşmiş, buralara yerleşmiş insanların da çok büyük bir çoğunluğu bu seçimde göreceksin. Bu oyuna gelme için. Peki son bir soru. <laughs> Akıncı e, seçimin sonucunu nasıl görüyor? Şimdi e, Akıncı programın başına dedik objektiftir, bağımsızdır, tarafsızdır. Evet. Samimiyetle bunu yanıtlayacak olursa. E, çok Bu samimliyim. seçimi Bizim öngörümüz bu ikinci tura kalacak bir seçim olarak biz görüyoruz. Tabii ki adaylar sizler çıkıp da ben birinci turdan kazanacağım diyebilirsiniz ama sizin öngörünüz ne? Vallahi benim öngörüm şu halktan aldığım mesajlar benim bu seçimde çok ciddi bir başarı yakalayacağımı söylüyor bana. Gerçekten bu konuda samimiyim. Aslında bunu siz de farkındasınız. Dışarıdan alıyorsunuz bu duyumu. Ciddi tuyumda. başarıdan kastınız, hedefe Se ulaşma anlamında mı? Seçimi kazanmaktır var. ciddi evet. başarı. Başka türlü nasıl olabilir? Ha, bu birinci turdan mı kazanılır? İkinci turdan mı kazanılır? Onu şimdiden kestirmek gerçekten çok güç. Birinci turdan kazanmak çok zor, objektif olarak. Gerçekçi olmak gerekirse. Şu an itibarıyla en azından ikinci tur olasılığı daha yüksek görünüyor. Ee, ama durum değişebilir. Çünkü şöyle bir şey görüyorum ben. Her geçen gün e, yani tabiri e, uygun e, diye adlandırıyorum. Çığ gibi büyüyen bir destek var. Çok ben, çok net. Kendinizin en büyük rakibi olarak bu adayların içerisinde kimi görüyorsunuz? Vallahi ben kimseyi isimlendirmek istemem. Ben sadece halktan gördüğüm desteği ee, görüyorum ee, halktan e, olan ilginin yoğunlaştığını görüyorum ve bu ilgi sadece Lefkoşa'da da değil diğer ilçelerde de çok ciddi bir destek e, gelişmesi var her geçen gün artıyor ha bu büyüyen destek e, bizi yüzde %50 artı bire taşır mı ondan emin olamam ee, bunu konuşmak ona, için daha erken e, hem erken hem de yani şu anda genel kanaat toplumda bu işin ikinci tura e, kalma olasılığı ama beni kesinlikle ikinci turda görüyor vatandaş. Onunla söyleyeyim yani bu algının evet. e, ve bir e, diğer önemli bir algı da e, ikinci turda da e, seçimi kazanacak ki, kişinin akıncı olacağı yönündeki algı e, çok yerleşmiş durumda toplumda yani ben bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama. Evet yani e, görünen o. E, sizi de rahat buldum bugün. Yani çok keyifli gördüm. Allah daha da keyfinizi arttırsın. Ee, ya rahatım, ben bir şey söyleyeyim. Yıllardır ben, ben sizinle program yapmadığım için evet. özlemişim de bu neşeli görüşlerinizi. <laughs> yani e, Akıncı da bu vardır değerli izleyiciler. Yani <laughs> siyasi ihtiras, hırs, Yok, işte ya. şunu kötüleyim, şunu yapayım, bu yoktur. İşte Yok. onun için e, program başında Nazım, centilmen <laughs> kelimesini kullandım. Evet. Teşekkür ederim. Bak bir şey söyleyeyim. Ee, yani e, benim şu anda gördüğüm manzara bu. E, ama farz et ki yanılmışım e, ve kaybet e, Bu seçimi bir başka kişi kazanmış. E ne yapalım? Karaları bağlayacak halimiz yok. Vatan, vatandaşın takdiri budur diyeceğiz. Peki e, Kazanan kişi her kimse ona başarılar dileyeceğiz. Yani benim seçim kaybederken kaybedeceğim dünyalar yoktur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Ha, ben e, halka bir hizmet e, çağrısı, halktan bu çağrıyı aldığım için çıktım. O çağrının yerine geleceğini ben görüyorum şu anda. Çok, Ama eğer böyle bir şey de olmayacaksa ben o ona da hazırım yani. Çok ona teşekkürler konuk olduğunuz gerek için. Yok. E, keyifli bir program <laughs> oldu. Süreç içerisinde eminim e, tekrar bir araya geliriz size uyan saatlerde. E, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Ben Başarılar Başarı. diliyorum sizlere tekrar. Sağ, ol, sağ ol. Efendim e, Cumhurbaşkanı adayı Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Sayın Mustafa Akıncı ile konuştuk bugün ada raporunda. Keyifli bir sohbetti. Geçmişten günümüze aslında e, siyasetin de e, nerelerden nerelere gidebileceğinin de işaretiydi bu program. E, tekrar farklı bir programda farklı konu ve konuklarla olunca edek şimdilik hoşçakalın diyorum. E, hoşça hoşçakalın efendim.